Kıymetli izleyicilerimiz, yeni bir yayından hepinize merhaba. Ben sunucunuz Büşra Kara. Engelsiz Kadınlar programımızın ikinci bölümünde kadınların evden yaparak kazanç sağlayabileceği işleri konuşacağız. Bildiğiniz üzere kadınlarımız gerek ev işlerinden, gerek çocukların bakımından, gerekse sağlık problemlerinden dolayı dışarıda çalışmaya imkan bulamamaktadır. Bununla beraber ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla da evde iş arayışına girmektedirler. Biz de bu duruma yardımcı olmak amacıyla birkaç öneri ve fikirle geldik ve şimdi sizlere bunları açıklayacağız. Öncelikle İşkur dönem dönem bazı bölgelerde evde paketleme işi adı altında evlere sabun, toka, peçete gibi paketleme işleri vermektedir. Şehrinizde bulunan İşkur şubesinden ya da İşkur'un resmi internet sitesinden takip edebilirsiniz bu duyuruları ve başvurunuzu da oluşturabilirsiniz. Bunun dışında el becerisi olan kadınlarımız bireysel ya da kurumla anlaşarak takı tasarımı, örgü işleri gibi işleri yapıp satarak bütçelerine katkı sağlamaları mümkündür. El becerinizin olmasına gerek de yok. Şu an halk eğitim merkezlerinde de takı tasarımı, örgü, boyama işleri, ahşap tasarımı gibi kurslar verilmektedir. Birkaç aylık kurs alıp sonrasında da bunu ticarete dökmeniz yine mümkün olacaktır. Yine aynı şekilde bazı kurumlar, örneğin organizasyon şirketi, nikah şekeri paketleme, kına hediyeleri yapma gibi işlerini evlere vermektedir. Şayet şehrinizde bu tarz bir kurum varsa yine gidip bilgi alabilir, eve iş alabilirsiniz aynı şekilde. Hiçbir zaman geçerliliğini kaybetmeyecek olan yemek sektöründe de iş bulmanız mümkündür. Yine bireysel ya da kurumsal çalışarak organizasyonlara, günlere, toplu yemeklere, davetlere, ikramlıklar ya da yemekler hazırlamanız mümkündür. Evden tek başınıza yapmak isterseniz kendinize sosyal medyadan bir site oluşturarak, ürünlerinizi yapıp fotoğraflarını koyarak bu şekilde satışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak sosyal medya ve teknolojiyle de aranız iyiyse yine evden iş yapmanız mümkündür. Bazı kurumlarla anlaşarak sosyal medya işlerini yapabilirsiniz. Sosyal medya yöneticiliği gibi işlerini yapabilirsiniz. Yine bazı kurumların mail okuma, anket doldurma adı altında verdiği işler de mevcuttur. Derseniz ki ben kurumla çalışmak istemiyorum. Yine kendi sosyal medya hesabınızı oluşturarak bloggerlık yapabilir ya da ürün satışı yapmak istiyorsanız ürün satışlarınızı da sosyal medya hesabınıza yükleyerek takipçilerinizle birlikte etkileşim halinde bulunarak satışlarınızı yapmanız mümkündür. Bu anlattıklarımın bazıları zaman alacak işlerdir. Ama unutmayın ki siz bu işe başlasanız da başlamasanız da bir yıl geçecektir. Azimle ve kararlılıkla başladığınızda üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir iş yoktur. Yayınımıza burada son verirken hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.